Bugün kameraların kaydettiği dünyanın en korkunç videolarına bakacağız. Dur bir dakika, videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Not: bu videoyu izlerken lütfen yorganınızın altına girin çünkü yorganın altında hiçbir şey olmaz. Bu tarzda videoların devam etmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Orada bir şey mi var? Ne o? Orada ağacın arkasında not checking, ne o? Bir şey şöyle bir geldi, ondan sonra geri gitti. Diyor ki burayı arkamıza bakmadan hızlıca terk ettik. Zaten orada yapacağın en son şey arkana bakmak. Yorganımı almak istiyorum aslında. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum ama yorganım çok büyük. Yorganla kadraja sığamayabilirim. Ama eğer çok fazla korkarsam yorganı alırım. Bundan 500 sene sonra şöyle şeylerin dünyada dolaştığını düşünsenize. Böyle evdesiniz, camdan bakıyorsunuz, böyle koskocaman şeyler geziyor. Umarım hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. İşte bir kapı varsa yapma işte. Ne o karanlıktan? Bir şey gözlerini görüyorum, bir şey atlayacak herhalde. Bir şey atlayacak. Ne atlayacak? Tamam, bir şeyin koşacağını zaten biliydim. Kapınız çalıyor, kameradan bakıyorsunuz. Nasıl yardımcı olabilirim diyorsunuz. Kapıyı aç lütfen falan diyor abi, böyle kameraya girmiş. Bak, kapıyı aç lütfen. Kamerada böyle bir şey görsen kapıyı açar mısın? Lütfen kapıyı aç. Beni görürseniz açın ama. Taşın dibine kadar gitmişler, fotoğraf çekmişler ama dünyanın en korkunç taşı. Diyor ki dikkat, lütfen kazmayın. Bunun altında 1943'ten kalma radyoaktif maddeler var işte 100 metre ileriye kadar. Yani taşı ortaya alırsanız etrafından 100 metrelik bir çember içerisinde her yer nükleer atıkmış. Sen onun dibine kadar gittin, fotoğrafını çektin öyle mi? Geçmiş olsun. Bu nasıl bir ortam? Uzun uzun çubukların üstünde insanlar gerçek mi? Aynen gerçek ya. Onlar nasıl orada öyle oluyor? Yani bir akrobasi gösterisi var ama bence çok korkunç görünüyor. Sanki o çubukların üstünde insanlar varmış, şöyle şöyle falan filan. Zaten çubukların üstünde insan var da. Cansızmış gibi. Korkunç. Ne o ya? Arabanın üstünde bir şey var. Perdeyi çek bakayım. Ya da çekmesen mi bilmiyorum. Camdan uzaklaşsam mı acaba? Arabanın üstünde bir şey var ama ne olduğunu anlamıyorum. Kocaman bir şey. Bize mi atlayacak? Bize doğru geliyor herhalde. Ben ne olduğunu çözemedim. Kapının üstünde The Smile Room diyor. Yani gülme odası. Ben bu kapıdan içeri girdiğim zaman güleceğimi düşünmüyorum. Yani dünyada belki gülmeyeceğim tek yer bile olabilir. Aşırı korkunç duruyor. Ben burada nasıl güleyim? Balon mu? Balonla alakalı korkunç ne olabilir ki yani? Neler neler gördük. Aa, Hagi Wagi. Seviyorum ya ben bunu. Oyunu oynadıktan sonra artık görünce sevmeye başladım. Ama oyunda nasıl korktuğumu görmek istiyorsanız hemen şuradan gidebilirsiniz. Oyun kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tuvalete gittiğimde neden izlendiğimi hissediyormuşum gibi olduğunu söyler misiniz falan diyor. Aa, double sided mirror. Yani iki taraflı ayna varmış orada. Diğer taraftan birisi izleyebiliyormuş. Ne o? Yan odadan employees only diyor. Sadece çalışanların girebildiği odalar, orası izlenebiliyor. Ya şimdi böyle videoları izliyoruz. Ondan sonra ben aynalı bir yere gittiğim zaman yarım saat onu böyle kontrol ediyorum. Tamam, güzel bir gün batışı var şu an, araba gidiyor. Orada ne var? Orada da güneş var. O zaman o taraf mı güneş, o taraf mı güneş? Bunu lütfen birisi açıklayabilir mi? İki tarafta da gün batımı var. Bu taraf sapsarı gün batıyor, ondan sonra bir mavileşiyor, tekrar sararıyor. İki güneş olmadığını biliyoruz ama acaba niye böyle? Bu tren kimdi ya? Bunun adı neydi? Buna benzer bir oyun oynadık. Belki aynı karakterdir, bilmiyorum. Çuçu Charles adında, onu da oyun kanalında izleyebilirsiniz. Gergin bir oyun yani. Gereksiz, korkutuyor insanı. Abi bu akımı biliyorum ya. Çok korkunç çıktı. Bunu nasıl güzel yapabiliyor? Çok iyi yapıyor bence. Tamam, ağzı açık falan, bu da korkunç ama şu çok korkunçtu. Oo, bu daha korkunç. Kaç para verseler şu odaya girersiniz? Yukarıda koca koca örümcekler var. Yani muhtemelen bir ampul kadar, elim kadar örümcekler. Buraya girmek için kaç para istersiniz? Yorumlara yazın. Ben şimdi belli bir paraya girerim, evet. Girince oradan sağlıklı çıkabilir miyim onu bilmiyorum ama abi 1 milyon dolara girelim ya. Biraz çok oldu ama yani girmek istemiyorum. Girmemek için çok para istedim. Kostümde ileri seviye. Abi bu kostüm mü ya? Bu baya sanki 3 boyutlu bir renderlanmış video gibi duruyor. Gerçekten ayrı bir seviye. Ayrıca bu karakter nerede geçiyor? Ben biliyorum da bilmiyorum. Yani bir yerden tanıyorum ben bunu. Şunu kostüm partisinde görsem zaten parti benim için bitti. Şehre galiba yarasalar ya da kuşlar saldırmış ama her yer kuş. Yani bir şey var. Belli ki bir sıkıntı var. Kuşlar böyle topluca hareket ettiklerinde falan bir sıkıntı oluyor demektir. Bu kim? Kocaman. Aa, neydi ya bunun adı? Dur, al işte şu bazın kankisi. Kimdi bunun adı? Woody miydi? Abi o da büyük olunca hiç güzel olmuyormuş ki.
Gece evde uyku tutmadı, canınız sıkıldı. Dediniz ki ya dışarı çıkayım da iki tur atıp geleyim, ondan sonra uyuyayım. Dışarı çıktınız, şöyle bir manzarayla karşılaştınız. Evin çatısında gecenin bir saatinde böyle duran bir abla var. Ne yaparsınız? Ben o an kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum. Gerçekten yani şu görüntüyü görünce ben muhtemelen tık der giderim. Abla ne yapıyorsun orada ya? Lütfen iner misin? Ne yapacaksın gece gece çatıda? Bu bir şaka mı? Birileri kaçırılmasın. Arabanın anahtar mı? Oo, arabada bir sıkıntı var, buraya bir şey bağlamışlar. Demek ki bir mesaj var ortada, ben korktum. Yani benim arabanın üstünde böyle bir şey olsa kaçarım. Ne yapayım, kaçarım. Kaçamazsam da bayılırım zaten korkudan. Ya şöyle videolar korkunç oluyor ya. Tamam kurgu murgu ama ya niye dikiliyorsun uyuyan insanların üzerinde? Ne bir animasyon. Merhaba. Çok tatlısınız. Gözleriniz de çok güzel. Aa, sen de mi geldin? Çok tatlısınız. İyi ki böyle bir canlı yok dünyada. Normalde benim ne kadar korkusuz bir insan oldum. Zaten bilirsiniz de saat 3.07. İster istemez insan korkuyor. Şimdi şurada benim pet şişelerden birinden bir ses çıksa zaten gittim be. Abi gerçekten şöyle canlıların olduğunu hayal ediyorum. Mesela yani ne kadar korkunç olurdu ya. 5 metre boyu var. Bakayım. Kaç. Tekrardan teşekkürler. İyi ki böyle canlılar yok. Bu baykuşlar niye böyle duruyor abi şu an? Çok korkunç ama çok da komik. Bak gitmişler köşede böyle duruyorlar. Hayvanlar korkmuş ama komik hem de korkunç. Yine korkulu bir animasyon. Abi ne kadar da büyükmüşsün ya. Bakma bize, bakma. Bize bakma, görme, git git. Git git. Galiba bize bakacak. Evet, bizi gördü, geçmiş olsun GGS. Böyle videoların şeyi korkunç oluyor. Yani böyle canlılar yok ama ya olsaydı. O düşünce beni korkutuyor. Kapı kameraları korkunç oluyor ya. Teyze niye geldin? Elinde ne var senin? Elinde bir şey var teyzenin. Bak kesin bir şey yapacak ya abi. Korkarım. Evinin kamerasından gittin, kapıdan baktın, bu teyzeyi gördün. Kim bilir elinde neyle bekliyor. Teyze git git git. Ormanda tatlı tatlı yürürken şunu görüyorsunuz, ne yapardınız? Tabii ki o kadar fazla korkmayabilirdiniz ama ilk gördüğünüz anı bir düşünsenize. Yürüyorsun, soluna baktın, bu var. Böyle bir sana bakıyormuş gibi ağaçların arkasından. İlk bir saniye bir kalp krizi. Yalnız abi bu nasıl bir ağaç? Bu gerçek bir şey mi ya? Bu nasıl böyle şekil almış olabilir? Kesin bunu bir insan yapmış. Yoksa böyle bir şekil alıp öyle korkunçluğu falan nasıl olacaktı ki? Oo, bu ne ya? Abi bu nasıl dalgalar falan? Ha bunu mu çektiniz? Bu fotoğrafı çektiniz. Çok iyiymiş. Ha, ama orada insan var. Geçmiş olsun abi. O adam orada ne yapıyor ya? O dev dalgaların içinde inşallah yaşıyordur hala. Denizin dibinde çekilmiş bir fotoğraf. Bu nasıl bir hayvan? Dişleri garip, gözler garip, kafa şekli ayrı bir garip. Yani korkarım. Denizin dibinde bunu görsem ben korkarım. Yüzmeyi de unuturum, kaçmayı da unuturum. Böyle ben ona bakarım, o bana bakar. Sonra saldırır, beni yer. Ama Akdeniz'de, Ege'de falan yoktur değil mi bunda? Yani tropik yerlerde vardır. Yoktur ya değil mi? Yoktur, yoktur. Nemo'daki karakter değil mi bu? Ha, onu korkunçlu yapacak galiba. Abi Nemo'daki karakter ne kadar korkunç olabilir ya. Tamam dişler öyle. Kuyruk biraz kızardı falan. Tamam buydu, ne oldu? Oo bak korkunç oldu, ben böyle bir şey beklemiyordum. Yine korkulu animasyon. Ben seni nereden tanıyorum? Ben seni bir oyundan tanıyorum ya. Oyun kanalında senin videon var. Hatırlıyorum bu karakterden kaçtığımı. Ayrıca oyunda da çok gergindi ya. Bundan kaçılmıyordu. İnsanı çok korkutuyordu. Ne güzel bir ormanmış ya. Yemyeşil. Ortam çok iyi. Orada yürüyen birisini görüyorum. Evet. Hemen geri geri yürümem lazım. Üstümüze atlayacak. Kesin kamerayı yere tuttuğuna göre üstümüze atlayacak ya bu. Dönme arkanı. Yürü. Biliydim atlayacağını. Tamam video kurgu olabilir ama böyle bir olayın gerçek olabileceğini düşünmek zaten korkutuyor. Şu an gecenin üçünde çocuğun saçlarıyla biri oynuyordu. Nasıl ya? Abi daha demin orada biri vardı ya. Daha demin orada biri vardı ya. O kişi nereye gitti? Abi çocuk... Gecenin üçünde bir kere sen orada niye oturuyorsun? Ondan sonra geliyorsun çocuğun saçlarıyla niye oynuyorsun dolabın içinde? Sakın benim etrafımdan gelip saçımla oynamayın bak. Vallahi bir çakarım bir de yer çakar. Kime dedim bilmiyorum ama pis çakarım. Çocuk da galiba transa geçmiş. Uyansana evladım. Sanırım videoyu çeken kişi opera gibi bir yerde çalışıyor. Sanırım sahneden çekiyor. Şu an bak burada. Tam olarak şunları görüyor musunuz? Orada burada iki kişi görüyorum ben. Bakın iki tane insan.
insan var burada. Bunlar niye orada duruyor? Çıkışlar kapalı. Düşünsenize her yer kapandı. Siz de temizliği yapıp çıkacaksınız. Orada iki tane adam duruyor. Hayda. Nereden çıktı şimdi? Bu videoyu çok dikkatli izleyin. Çünkü gerçekten çok acayip bir görüntü var. Tavşan koştu değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Şurada görüyor musunuz? Koşan iki bacak var. Abi iki tane bacak gidiyor. Yani bunun gövdesi yok mu? Dünyanın bir bug'ı mı bu? Adamın karakteri bug'a girmiş ya. Ya inşallah bir video hatası falandır ya da video shop falan. Sokakta benim önümden geçse şöyle iki tane bacak. Vallahi bir çakarım ama neresine çakacağım? Sırada bilgisayarında çalışırken kendini kaydeden bir abi var. Bakın şu an ne güzel bilgisayarda çalışıyor. Kapı bakın nasıl böyle bir açılıyor kapanıyor, fark ediyor musunuz? Adam gayet çalışıyor yani. Niye kendini videoya alıyor anlamıyorum ama bilgisayarda takılıyor. Hani diyebilirsiniz ki şimdi bir belki cereyan falan olmuştur, kapı açılmıştır. Öyle değil arkadaşım, lütfen bekleyin. Şimdi birazdan kapı dışında bazı şeyler de başımıza gelecek. Şu an abi her şeyden habersiz olarak duruyor. Arkada şunu görüyor musunuz? Bakın bak bak bak, cekete bak. Kapı açılıyor, ceket yukarı çıkıyor. Kapı açılıyor, ceket yukarı çıkıyor. Abi sen arkana mı dönsen? Kapıya baksana şurada. Bak cekete bak. Bir arkana dönüp baksan mı acaba ya? Ceket gidiyor. O değil. Ceketi çalıyorlar. Bak beni duydu galiba, görüyor musunuz? Ceketi geri getiriyor. Bu videoda nasıl bir olay var anlamadım. Video shop mudur nedir ama... Abi hala nasıl duymadın onu, ben onu anlamıyorum. Ceket düştü ya yere, insan duymaz mı? Acaba ben de arkamı dönmediğim zaman bir şeyler hareket ediyor mu ya? Yine karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Bir şey görüyorum ama ne gördüğümü anlamıyorum. Abi bu kadar karanlık video mu olur ya? Geleceğimden daha karanlık bir video. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Hah, sonunda bir şeyler görebilirim. O ne? Orada bir şey var, orada bir şey var. Çok hızlı geçti, göremediyseniz bakın şurada geldi. Abi bu ne? Samara gibi. Senin orada ne işin var tam olarak? Yani neden emekliyorsunuz hanımefendi? Böyle videoları izleyince diyorum ki Allah'ım iyi ki villam falan yok ya. Depo katından ben kesin korkardım. Aranızda villada oturanlar ses verin. Alt kattan korkuyor musunuz? Bu video hiç korkunç değil ama beni hep germiştir. Asansör düşmesi. Abi çok gergin bir durum değil mi ya? Daha demin Instagram'da gezerken bir post gördüm. Diyor ki asansör eğer düşerse zıplamayın. Yere yatarsanız hayatta kalma olasılığınız daha yüksekmiş. Bu da size yan bir bilgi olsun. Oho, pool party. Evet, şu an havuzdasınız, gördünüz mü arkada? Çok hızlı geçti. Bakın şimdi insanlar ne güzel oturuyor. Şurada bir çocuk kaçta gitti ya. Abi insanlar ne güzel havuza giriyor. Sen de girsene. Ya da yani sen de gel. Bak insanları orada uzaktan izliyor. Hemen koşup kaçmaya başlıyor. Arkaya doğru kaçtı ama geri gelmez inşallah ya. Tamam artık şakalaşmayın abi. Yani birisini gör. Bak bak bak. O tarafa gitti, o tarafa gitti. Etrafınıza baksanıza. Şu kız gördü. Bu gördü, bu gördü, şunu gördü. Bu gördü, sıkıntı. Zaten ilk gördüğünüzde sizin eğlenmeye devam etmeniz bir garipti. Ben olsam bir gidip bakardım yani ne oluyor diye. Ya bir şeyle karşılaşacaksak da ya mayoyla falan karşılaşmayalım değil mi? Bir hazırlıklı olalım. Şu an iki tane çok güzel Alman kurdu görüyorum gecenin 1:20'sinde. Ne olacak acaba? Aha bir şey oluyor. Bir şey... Ne oldu ya? O rafı kim attı oraya? Köpekler gayet duruyorlardı öyle, bir şeyler yapıyorlardı. Bir anda raf fırladı dolabın içinden. Korkmaya başladım. Bu videoyu araya kim koydu bilmiyorum. Araya karışmış ama uçmuyormuş gibi görünen, pervanelerinin dönüşü görünmeyen bir helikopter. Aslında bunun açıklaması çok basit. Biliyorsanız yorumlara yazın. Kameranın çekim hızıyla pervanelerin dönme hızı aynı olursa böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama aslında çok sıkıntılı bir görüntü gibi ya. Hani dünya bug'a girmiş gibi. Yine aynalı şu an. Görüyor musunuz? Abi bu ne? Bu ne yapıyor burada? Oradan bir şey geçiyor bak. Kız onu gördü mü görmedi mi anlamadım ama kız aynada dans ederken oradan bir şey geçti ya. Bakın bir daha izliyoruz. Gördünüz mü? Geçti gitti. Ondan sonra abla da zaten muhtemelen altına kaçırdı. Koşa koşa kaçtı. Abi bu aynalarda bir sıkıntı var ya. Aynalara bakmayalım o zaman. Evet yine gerginç bir video. Zaten ortam gergin. Bu videoyu kaydediyorum çünkü annem ve babam gitti diyor. Tamam. Kardeşim de gitti. Gitti derken inşallah yürümüş gitmişlerdir yani. İş ne olduğunu bilmiyorum ama bu videoyu bunu kaydetmek istedim diyor. Abi ortam zaten gergin. Hava karanlık. Ne var orada? Aa, görüyor musunuz? Şurada bir insan yok mu? Orada kesinlikle bir insan gördüğüme yemin edebilirim. Bakın bakın. Kafası falan var. Gözleri falan parladı sanki. Yoksa ben mi kafayı yedim? Yanlış mı görüyorum? Son kez bir daha izliyorum. Oradan göz var. Yemin ediyorum orada göz var. Kaç. Bu videoyu çok dikkatli bir şekilde sesini açarak izleyin. Duydunuz mu? Bunu duyabildiniz mi? Lütfen duyamadıysanız tekrar izleyelim.
Evet. Adam köpeğini çağırmak için ıslık çaldıktan sonra başka birisi daha ıslık çalıyor. Ve ondan sonra adam kadına dönüyor. Sen mi yaptın? Sen duydun mu falan diyor. Abi evinizde birisi daha var ve ıslığa karşılık veriyor. Lan milletin evine giriyorsun. Niye ıslığa ıslıkla karşılık veriyorsun? Bakalım bu videoda başımıza neler gelecek. Çerçeveye bakın diyor. Tamam bakıyorum. Evet, çerçeve yamuldu, gördünüz mü? Çerçeve düzeldi şimdi. Daha, bak bak, çerçeve oynuyor. Çerçevede bir sıkıntı var. Saat 3 kaç? 9. Ha, saat 9. Kafam karıştı bir an ya, tırstım. Ben şu an anlamadım ama şurada bir şey var yani. Ne oldu? Bir şey oldu galiba. Ses falan duydu sanırım. Kaçıyor şu an. Ya da kaçmıyor yani, yavaş yürüyor gibi. Allah Allah. Ayakkabı nın teki nerede? Sanırım senin ayakkabını çalmışlar. Ha, buradaymış, tamam. Ayakkabını tekmelemişler o zaman. O ne var orada? Bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Biri var mı orada? Yok. Bir şeyler oluyor ama dur bakalım videonun sonu hayra çıksın ya. Hayda. Tabelayı, tabloyla kim oynadı ya? Abi sen... Daha demin oradaydın. Çıktın, arkanı döndün. Tablo düşmüş. Düşünsenize bir anda benim de şuradaki şeyler yamuluyormuş falan. Bak bir yamulma mamulma olursa yemin ediyorum çakarım ha. Arada böyle sert yapmak lazım. Videoyu çeken kişi gece uyandığında Alexa'nın kendi kendine konuştuğunu görmüş. Alexa konuşuyor şu an. Tam olarak ne dediğini çözemedim ama uykunuzdan uyanıp böyle bir şey duyduğunuzu düşünün. Videonun devamı da var. Beğenebileceğin yeteneklerim var. Oo! Deyip kapıyı açtı. Çihi çihi deyip duruyor, ne oluyor ya? Allah'ım, Allah'tan yani Alexa'm yok. Düşünsenize gece uyanıyorsunuz, Alexa bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Diyor ki beğenebileceğin yeteneklerim var diyor ve kapıyı açıyor üstüne. Tövbe bismillah ya, bu robotlar dünyayı mı ele geçiriyor acaba? Bu nedir? Tarlanın ortasında zaten bir şey atlayacak kesin. Ne o? O nasıl bir fener ya? Aha, orada bir şey var, kafasını yükseltti. Bir daha izleyelim. Çok hızlı geçiyor, bir şey yükseldi, gördünüz mü? Bir şey ayağa kalktı. Ne? Abi ne oluyor? Fırtına. Ha, animasyon değil mi? Önce bir onu beynimize oturtalım da. Böyle bir şey yaşadığınızı düşünsenize ya. UFO mudur, fırtına mıdır, nedir? Arabalar bir anda gidiyor abi, ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Sanırım bu videoyu çeken kişi gece bir yerlere yatmış. Öyle dururken çok ilginç bir olay yaşanmış. Adam öyle açık alanda yatarken bir anda gördünüz mü? Tişörtünü bir şey çekti. Ya şimdi ip falan bağlamışlar diyeceğim, hiç ipe benzemiyor. Yani sanki bir el buradan girdi, şöyle buradan çekti götürdü. Böyle bir olayı ben yaşasam net yani akli dengem bozulurdu ya. Evet abla, sen o oyuncak bebekle denizdesin. Tamam. Sen oyuncak bebekle niye denizdesin ya? Bebeği suya attın, tamam. O ne? Orada bir şey gördük. Ablanın kirpikleri de maşallah yani. Kaşlar da falan çok dikkat. Abla niye güldürüyorsun beni korku videosunda ya? Korku moduna geçiyorum. Gördünüz mü şurada bir şey var. Suyun içerisinde bir şey duruyor yani. Küçük çocuk gibi bir şey duruyor. Ne oluyor? Evladım sen suyun içinde ne yapıyorsun? O saatte oralarda tek başına niye duruyorsun suyun içinde böyle put gibi? Bir de öyle bir şey yoktu yani. Bir anda çıktı. Bakın. Bir anda orada, ondan sonra yok gibi yani. Abla sakın dönme arkanı. Kapat videoyu git. Ayrıca ablanın kirpikleri daha korkunç ya. Bendeyiz. Ne bu? Bir garaj kapısı mı bu? Tamam, ne oluyor? Aa, Tesla orada adam olduğunu söylüyor. Bir insan var diyor orada Tesla. Ya Teslacığım ne alakası var ya? İnsan değildir o, boşver. Bir tane daha böyle video vardı. Adam mezarlığın oraya gitmiş. Tesla orada insan olduğunu söylüyordu. Tesla çok korkunç bir araba. Bu ne? Aa, evin duvarını mı kırdınız? Nereye çıkıyor? Bakayım. Bu nasıl bir ortam ya? Abi bu ışıklar niye yanıyor? Koridor desen değil, saçma sapan duvarlar. Aha da orada bir şey var, korkmaya başlıyorum. Yapacağın en iyi şey duvarı kapatmak. Alçı falan yoksa da noodle al, Japon yapıştırıcısı dök ve o duvarı kapat. Ne oluyor burada? Abi evin bodrum katından bir şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Bir şey gelmiyor. Tamam, bir şey yok. Abla da orada ooo diyor. Vallahi sıkıntı diyor. Işığı kapatmayalım. Altta bir şey oluyor. Şu an hiç ses yok. Adam sadece aşağı gidiyor. Olay ne? Köpek falan havlıyor. Bir şey gelecekse gelsin artık. Ne gerdin beni ya?
koşayım başlıyor. Koşuyor koşuyor, kaç 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 kaç. Abi alt katta bir şey vardı, duydunuz mu? Bir köpek havlaması duydum, bir ayak sesleri duydum, koşa koşa geldi. Düşünsenize, evinizde tek başınıza oturuyorsunuz ve bodrum kattan bir havlama geliyor. Bir kapı, bir şeyler, sesler falan geliyor. Gidiyorsunuz bakmaya, ondan sonra merdivenlerden bir şey tak 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 diye koşuyor. Net evi sat ya da kiradaysan çık ya da yak, bir şekilde uzaklaş. Burada ne oluyor? Abi şu an bir şeyi temizliyor, tamam. Bir şey yıkıyor. Olay ne? O ne, o ne lan? Köpek mi o? Uçan köpek. Abi köpek nasıl öyle geldi ya? Ya köpek 500'de falan geldi ya da birisi onu fırlattı gibi bir şey oldu. Muhtemelen çok hızlı geldi ya o köpek. Abi bu köpek bu kadar hızlı geldiyse kesin bir sıkıntı var demektir. Aa bunlar yumurta. Aa Easter egg dediğimiz şey. Abi bu animasyonları yapanlar niye yapıyorsunuz? Bakma bana, bakma, git başka yere bak, git. Hayatımda bundan daha saçma ve bundan daha korkunç bir oyuncak görmedim. Kendi kendine yürüyor. Suratı var, çok saçma. Vücudu aşırı saçma. Nasıl kendi kendine yürüyor ya bu? Abi baksanıza, adam elinden tutmuş yürütüyor. Yani bunu sokakta gördüğün zaman psikoloji bozma garantili. Evet, bir hastaneye geldik galiba. Terk edilmiş hastane gibi durmuyor. Tamam, o kadar da korkunç olmayabilir. Sandalyede bir şey olacak muhtemelen, hep onu çektiğine göre. Biri mi gelecek? Sandalyeye bir şey mi olacak? Aha, sandalye hareket etti. Kaç kaç kaç. Kapat git hemen, hastaneden çık. Zaten de hastanede de ne işin olabilir ki o saatte? Kimse yok ki hastanede, sen ne yapıyorsun? Ay böyle yerlerde güvenlik olarak çalıştığınızı düşünsenize ya. Koskoca hastane, gece kimse yok ve güvenliksin. Zaten genel olarak gece güvenliği çok sıkıntılı bir şey. Ya hiçbir şey olmasa kesin gece bir yerden bir şeyler çıtırdar, bir şey olur, buzdolabı çalışır falan, bitersin yani. Terk edilmiş bir evde gezdiğinizi düşünün ve şu görüntüyü kaydettiğinizi düşünün. Terk edilmiş bir eve girmezsiniz zaten ama bakın oradan bir şey geçti, gördünüz mü? Evsiz miydi, değil miydi bilmiyorum ama ev terk edilmiş ve arkadaşlarınızla öyle boş boş dolanırken bir şey geçiyor. Bela geçiyor yani, orada bir bela var, oradan hemen kaçmalısınız. Demek ki neymiş, terk edilmiş yerlerden uzak duruyoruz çünkü terk edilmiş zaten, hani bir şey var ki terk edilmiş. Bu ne? Bu ızgarada ne o? Bir şey mi var orada? Bakın bir şey mi? Abi bir şey hareket ediyor. Ne o? Ya inşallah kuş falandır yani, ne bileyim. Ne olduğunu anlamadım ama ya. Biraz gerildim. Biraz gerildim. Ne oluyor? O oyuncak hareket edecek. Kesin hareket edecek. Etmez. Tamam. O ne ya? Abi ne pis bir tipiniz var sizin. Parlayan gözler görüyorum. Oyuncak mı bu yoksa? İnsan mı? Onu anlamaya çalışıyorum da. Her neyse, insansa da insan değil. Yani böyle insan olamaz. Oyuncaksa zaten dünyanın en korkunç oyuncağı. Ya ben daha kapının arkasındaki pantolonun yansımasından korkuyorum gece. Milletin evinde neler oluyor ya? Benim gibi pantolon yansımasından korkuyorsan like'la. Oo, ne güzel bilgisayar sistemin varmış senin. Galiba abi yayıncı. Tavanda bir şey mi var? Tavan hareket etti sanki ya. Göster bakayım. Abi bakarken ben geriliyorum ya, bakayım. Bir şey yok gibi ya. Allah Allah. Dışta bir şey göremiyorum. Kesin kedi girmiştir ya. Kedidir, kedidir. Ne o ne? Ne o? Ne o ne? O ne? Bir şey yok. Allah da senin belanı vermesin ya. Ne saçma sapan videolar ya bunlar. Sene olmuş 2022, öyle bir şey fırlatıp oradan insanı hoplatmak kaldı mı ya? Ulan şimdi bir çakacağım monitöre, bir de bir çakacağım ha. Allah'tan videonun sesini kapatmıştım da bir de kesin çığlık falan atıyordur şimdi orada. Neyse, kulaklık açık olsaydı %100 korkardım, şimdi %96 korktum. Aa, doktor fotoğrafı mı o? Abi böyle hastane, terk edilmiş hastane olmaz ama ya. Terk edilmiş hastanede senin ne işin var? Terk etmişler zaten. Ne kadar korkunç bir ortam ya. Yani aslında insanların iyileştirildiği bir yer orası ama terk edilmiş hali çok korkunç görünüyor. Şu aletlere falan baksanıza. Ulan yarabbim, inşallah hiçbir böyle bir binalara falan girmem. Oo, bayağı tüpler müpler duruyor. Bu hastanede ne olmuş burada? Oo, burada bayağı bir şey olmuş. Hiç normal şeyler olmamış yani. Gece yine orman. Yine ne var orada? Bakayım bakayım. Ne o? Nope, not checking. Ha, bir şey var. Ağacın arkasında bir şey yok mu? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Var var. Net var. Oradan bir sağ yaptı, bir baktı, bir sol yaptı, bir daha baktı. Ya ormanda senin gece gece ne işin var güzel kardeşim? Evine gidip yatsana. İnsanların görmediği şeyler mi diyor? Ne diyor? Part 8. Maşallah. Manzara da maşallah yani. Plantation kendi mezarında görüldü mü? Nasıl ya? Hani bakayım. Nerede? Hani? Orada bir şey yok. O ne ya? Orada göz var, göz var. Yemin ediyorum orada göz var. Videoshop değil mi? Şaka falan değil mi bu ya? Fotoğraf falandır herhalde. Yalnız korku videosunun başında neden böyle güzel bir şehir görüntüsü var ya? Abi lükse bak. Hem korkuyorum hem kendimi fakir hissediyorum. Arkada bir şey gördüm. Videoyu tekrar oynatalım. Arkadaki şey nedir acaba tam olarak?
Yani insan gibi değil. Kapı da kapandı zaten. Ama bence kurgu ama korkunç. Yani kurgu ama hiç insan gibi de görünmüyor. Mısır gevreği kutusu benim aklımı aldı diyor. Oo, kutunun abi ne iğrenç bir kutu ya. Orada bir göz var, sana bakıyor böyle. Pis, içine şeytan girmiş gibi bir göz. Ben harbi ben de görsem dolapta öyle bir şey bırakırdım yani. Bu ne? Ay, aa örümceklere bak. Abi bu kesin Avustralya falan ya. Aa büyük örümcek de geldi. Abi ya keşke korkunçlu bir şey görseydik ya. Bu iğrenç. Yani ne bileyim öyle uçan kaçan bir şeyler görsek daha iyiydi. Vallahi örümcek görmek istemiyorum ya. Adam bir şeyin altında kocaman bir timsah bulmuş. Neyin altında? Orası ev bahçesi. Aa evin bahçesinin altında. Aa gözlere bak. Bak bak seni parçalamak için orada bekliyor abi. Yani bu nasıl tip? Bence kaçın oradan yani. Bura galiba Florida falandır ya. Çünkü Amerika'da bir yerlerde böyle her yerde timsah gezdiğini duymuştum. Çok korkunç ya. Ama oradaki insanlar da çok korkmuyormuş zaten. Çünkü timsahlar çok yavaş hayvanlar. Öyle size saldıramazlar. Ama bu çok korkunç. Bu seni gözüne kestirmiş. Kaç gündür orada bekliyorsa seni öldürecek bu. Ruhum bedenimi terk etti. O ne ya abi? Çok çirkin gözlü bir köpekti. O... Ha insan mıymış? Abi yalnız ilk başta harbi böyle köpeğin gözü mü olur diye bir düşündüm. Ya bu kadar insan gözüne benzeyen ve böyle anlamlı bakan bir köpekten ben korkarım valla. More. Yani daha fazla demişler. Neyden daha fazla? Ne oluyor? Kılıç mı o? Kılıç çekti. Aa bu ne? Abi müthiş bir video ya bu. Ne olduğunu tam anlamadım ama adam sanki harbi bir boss fight'a girecekmiş gibiydi. Yine ilginç bir animasyon ha. Merhaba. Üşümüyor musunuz? Aa siz de merhaba 3 kişisiniz. Oo sizin ne büyüğünüz de var. Merhaba merhaba abi ne çirkin bir şeysin sen de ya. Ya videoyu izlemek korkunç değil de böyle bir olayı harbiden yaşadığını hayal etmek korkunç. SCP 096 diye bir şey yapar mısın demiş de ne olduğunu yine anlamadım. Aa yine aynı adam ve çok efsane videolar yapıyor ya, bu olay tam olarak ne? SCP 096 ne acaba? Harbi çok güzel videolar, benim çok hoşuma gitti. Bu abi çölün ortasında gündüz vakti, çok da korkunç bir şey olamaz herhalde yani. Gündüz bir şey olmaz. Sesler geliyor. Aç bakayım nereden geliyor ses? Nasıl ya? Abi bu video edittir umarım. Bu insan falan mı ya? Çok korktum, korktum şu an. Çölün ortasındasınız ve kuyunun dibinden böyle sesler geliyor. İnşallah insan değildir. İnşallah hayvan da değildir. Tırstım biraz, bak tüylerim diken diken oldu. Konu hakkında ne düşünüyorsun? Neden polisler hep arabalara dokunuyor diyor. Harbi bunun bir amacı var mı? 3'te 3 şu an. 3. de dokundu. Abi bir amaç var orada, bakın bilerek dokunuyorlar. Yani sizce neden dokunuyor olabilirler? Bence hani başıma bir şey gelirse bu arabadandır. Benim parmak izim buradan çıksın falan gibi bir şey mi acaba? Aramızdaki polisleri yorumlara bekliyorum. Adam uyurken FaceTime yapıyor, bu gördüğünüz adam. Şu FaceTime'daki surata bakın. Abi bu nedir tam olarak? Şunun çirkinliğine bak. Bu bildiğin şey ya. Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi'ndeki o efendimiz diyen vardı ya, ona benziyor. Korkunç video 279 gönder. Ne var orada? Bir şey atlamasın da. Aa bu yükseklik korkusuyla alakalı. Harbi yüksekmiş bu arada. Yani korktum mu korkmadım mı bilmiyorum ama korkmadım herhalde ya. Benim çok yükseklik korkum yok galiba. Bu animasyon bu da abi, bayağı net bir animasyon. Bu ne ya? Gerçeğinden daha gerçek duruyor da. Abi iğrenç, rahatsız edici bir animasyon ya. Oradan göz çıkıyor, kafa çıkıyor. Ağacın içine ruhlar sanki sıkışmış gibi. Şu olayı ben çoğu zaman yaşıyorum ya. Hangi olayı diyeceksiniz? Aha da bu olayı bak. Işığı yakıyorsun, hiçbir şey yok. Işığı kapattığın an bir şey var orada. Ay bak böyle bir silüet var, görebildiniz mi? Ya videoyu parodi gibi bir şey çekmişler ama ben bunu yaşıyorum zaten. Mesela odam karanlıkken odama girdiğimde bir şeyleri böyle silüet olarak görüyorum. Işığı açınca yok oluyor. Artık ne oluyorsa yani, koltuğu da silüet olarak görüyorum. Bazen pantolonu insan zannediyorum. Bunu hepiniz yaşıyorsunuz biliyorum. Bu ne? Toplar, havuz. Aa bu terk edilmiş bir bina. Abi çok korkarım böyle binalardan ya. Ay bir sürü tekerlekli sandalye var. Duvarda ilginç ilginç çizimler. Gitme gitme gitme, yok yok bir şey gelir. Ne? Terzi mi bu? Yo. Hastane mi bu? Abi terzi desen değil, hastane desen değil. Ne pis korkunç bir yer ya bura. Lütfen böyle terk edilmiş binalara sakın girmeyin. Neden? Çünkü zaten terk edilmiş. Bir şey olmuş ki terk etmişler. İlginç örümcek bebeklerini arkasında taşıyor. Ya taşısın bana ne ya? Abi ay.
Arkasında bir sürü bir topak vardı, örümcek topağı. Ayrıca videonun sonunda da bizi korkutmak için öyle bir örümcek geçti ekrandan da ben hiç korkmadım. Ama korkarım. Yani örümceklerden korkarım. Araknafobia, örümcek fobisidir. Abi yine örümcekte bir şey olmasın ya. O ne öyle... Lavabonun orada ne var? Çekme çekme. Oynama oynama. Boşver. Kertenkele kuyruğu falan mı acaba? Aha gitti. Kesin o kertenkele kuyruğu falandı ya. İğrenç. Orada da bir leke bırakmış öyle. Yine korkmadım ama ben. Abi iğrenç iğrenç şeyleri gösteriyorsunuz. Ondan sonra ekrana bir şey sıçrıyor. Korkmuyorum ki. Ama belki aramızda bazıları şu an yatağında sıçramış olabilir. Bu 3 boyutlu çizim mi yoksa harbi yer kırılmış mı? Galiba 3 boyutlu çizim ya bu. Ya da yer kırıldıysa da şu an hiç umurumda değil yani. Taş atma ama. Aa, harbi yer kırılmış. At bakayım. He, animasyonmuş, tamam. Ben yine korkmadım. Ben başka bir şey bekliyordum çünkü. Bir şey atlayacak falan zannettim. Böyle animasyonları niye yapıyorsunuz ya? Bunu ne kadar uzun izleyebilirsin? Bilmem. Herhalde 2-3 gün izlerim ya. Abla da... Ablaya mı bakıyoruz? Tamam. Herkes gözlerini ayırmasın, ablaya baksın. Ne kadar izlediğinizi yorumlara yazın. Şu an gayet güzel, gülen bir abla görüyorum ben. Surat... Tabi değişiklik oluyor şu an. Evet, yaşlandı ama hala güzel gibi ya. Biraz yaşlandı, biraz çirkinleşti falan. Bir gözü pörtledi, bir şeyler oldu. Bir rahatsız oldum ya. Ablanın yaşlanmasını görmek beni bir tırsıttı. Allah'tan daha abim uyumadı, evde tek değilim. Ama eğer sen evde teksen orasını bilemem. Top 3 Backroom Entity Footage. Bunun ne olduğunu anlamadım ama bu Dead Mode diye bir şeymiş. Ne bu? Entity Dead Mode. Ne oluyor ya? Ne bu? Kocaman kelebek var orada. Ay, kocaman kelebek. Tamam, bu 2 The Dollars diye bir şeymiş. Bize ne gösteriyor anlamıyorum ama biraz rahatsız edici. Kocaman böcek. Herhalde bu böyle büyük şeylerden korkmayla alakalı bir şey mi? Korku videosunun ortasında yemin ediyorum bak yüreğim hopladı ya. Çaktırmadım ama harbi şuradan bir şey hopladı. Ta ki bir şey olana kadar komikti ve bir oyundu gibi bir şey diyor. Ne oluyor? Bu adam şimdi burada. Yok mu olacak bir anda? Arkasında kapı vardı sanki. Ana! Adam incecik yerdeydi. Kapının kolu da kırıldı. Nasıl çıkacak bu adam? Bir daha dikkatli bakın adamın durduğu yere. Şu kadarcık bir yer. Abi orada kapıyı kıramazsınız çünkü arkasında adam var. Nasıl çıkacak bu adam? Ay, benim nefesim darlandı şu an onun yerine ya. Gördüğü şeyi yakalamak için kamera kurmuş. Tamam. Abi herhalde evde bir sıkıntı yaşamış. Ondan sonra dur ya ne olacak acaba diye bir kamera kurmuş. Bakalım. Hiçbir şey yoktu şu an. Tamam. Kapıyı da kapattı. Ama bir gergin duruyor şu an. Ne oldu? Kapının ortasında bir şey mi var? Bakın tam şurada bir şey mi var? Abi bir şey yok. Ama sanki bir şey vardı gibi ya. Orada bir leke mi vardı? Bir surat mı vardı? Bir git bak bakayım bir daha. Bir daha kapat bakayım şimdi. Şu an çok dikkatli bakıyorum. Aha bir şey geldi. Bak görüyor musunuz şurada? Daha demin ona çok dikkatli baktım. Yoktu. Şimdi geldi. Abi böyle ya fake make atmayın. Ekrana bir şey sıçramasın ya. Al işte. Orada da bir şey var. Açıyorsun bir şey yok ama. Abi ben diyordum ki ya kesin yandan mandan birisi elini uzatıyordur ama harbi kapıyı açınca hiçbir şey yok ya. Abi sen çık bence. Sen git o evden videoyu falan da kapat. Kapıyı açana kadar ben harbi biri elini uzatıyor zannediyordum ya. Allah'tan bizim kapı camlı değil. Oo, abi bu çok korkunç bir olay ama ya. Ya şu durumda evde tek olduğunuzu ve her yere yıldırımların düştüğünü bir düşünsenize. Abi yalnız yıldırım bayağı bir yere düşüyor. Yani bir sürü yıldırım bir yere düşüp duruyor. Çok korkunç ama çok da güzel bir doğa olayı. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah hiçbir zaman böyle yağmurlu ve çok fırtınalı havalarda evde tek kalmam. Ve inşallah o gün evde tekken elektrik kesilmez. Yanımda birisi oturuyor diyor. Hani bakayım. Yanında kim oturuyor senin? Kimse yok orada. Abla bence sen kafayı yemişsin. Burada kimse yok. Şu an bir şeyler anlatıyor. Allah hiç dinleyemeyeceğim. Hani? Tamam karşıda. Bir saniye nasıl ya? Vallahi iki kişi bunlar. İki tane kafa görüyorum. Çevir bakayım. Ya kesin onlardan birisi yatıyor ya. Videoyu çevirince dönüyor. Bir şey oluyor. Biri var orada ya. Elini mi kaldırıyor? Ha, elini kaldıran bizim abla. Bilemedim vallahi. Bu videoya açıklama bulamadım ama sıkıntı. Yani ne diyebilirim ki biraz tırstım.
Bu videoların üzerine bir soğuk su içelim. Hatta hazır yaz gelmişken iyi de gelir. Niyeyse su içerken bir anda şu ampulün patladığını düşündüm ya. Herhalde kekeme falan olurdum öyle bir şey olsa. Ayrıca bunu da niye düşündüysen. Bence gerçek korkunç video işte bu. Gördüğünüz gibi oyuncağın arkasında pil yok. Ve oyuncak kendi kendine hareket ediyor. Bundan korkarım. Şurada bir tane oyuncak olsa, kendi kendine hareket etse. Baz var ya, o hareket etse bayılırım herhalde. Neyse ki örtünün altındayım. Hiçbir şey olmaz. Ne o abla? Ne o? Akvaryum mu? O ne? O ne be? Araknafobyası olanlar, benim gibi örümcekten tırsanlar şu an çıldırdı. Abla sen evinde kocaman tarantula mı besliyorsun ya, hem de kıllı kıllı. Ay düşünsenize, bu ablanın evine gittiniz, baktınız akvaryumda örümcek var. Tamam dediniz, arkanızı döndünüz. Sonra bir daha baktınız, örümcek yok. İşte asıl korku orada başlıyor. Bunu gördükten sonra asla uyuyamayacağım. Ne oluyor be? Abi abi bir şey kaldırıyor. Bence video shop yani. Kesinlikle bir şey var videoda. Böyle bir şey yaşamayız be, değil mi? Bir şey mi? Ha, yine animasyon. Hagiwagi'nin yenisi çıksın diyecektim de Hagiwagi'yi böyle izleyince korkunç olmuyor ama oyun kanalımda, şuradan çıkan oyun kanalında oynadığımızda hatırlıyor musunuz nasıl tırsmıştım? Ne oldu? Köpeğe iyi bakın. Köpek vardı o arkada, köpek vardı ağacın arkasında. Nereye gitti o? Bir daha bakalım. Bak, köpek koşa koşa geldi ağacın arkasında, yok oldu, başka bir yerden başka bir köpek çıktı. O köpeğe ne oldu? Abla yine çekiyor. Çekme. Kez ip var ya, ip var. Değil mi? Yani bence orada ip var. Oo, tam deniz sezonunda böyle animasyon yapılmaz ki ya. Denizin derinliklerinde böyle canlılar olabilir. Yani çünkü denizler o kadar keşfedilmiş yerler değil. Böyle animasyonları yapıyorsunuz. Ondan sonra kumsaldan iki adım uzağa yüzünce tırsıyoruz. Yorgan da yok ki suyun içinde, beni ne koruyacak? Böyle de çok çirkin oldum sanki ya. Beni gören zaten gelmez böyle korkutmaya. Yine mi animasyon ya? Saçma saçma animasyonlar. Ne kadar çirkinsin, gelme. Vallahi vuracağım şimdi yumruğu bir tane monitöre. Ne o? Gerçek hayat mı bu? Abi tırstım. Bir ufaktan tırstım. Ben öyle heykel falan bekliyordum bundan. Yine animasyon. Ama ters ters koşan bir şey gördüm. Kesin oradan bir şey gelecek. O ne be? Abla niye gülüyorsun öyle pis? Bu video gerçek mi? Adam kanonun üzerinde, altında köpek balıkları yüzüyor. İnşallah gerçek değildir. Ha yok, tamam, göz gelince gerçek değilmiş. Ben gözden değil köpek balıklarından korktum. Şöyle bir durumda olduğunuzu düşünsenize. Kanoyla açıldınız, denizin ortasındasınız, aşağıda köpek balıkları dönüyor. Kaçış yok, kurtuluş yok. Geçmiş olsun, GG easy. Sizin kediniz de bunu yapıyor mu? Abi şu kedinin hareketleri biraz korkutucu değil mi ya? Bak nasıl elleriyle tuttu, ayağa kalktı sandım masanın üstünde. Ben zaten genelde kedilerden geceleri korkuyorum. Metro ne kadar... Eski bir metro ya öyle. Allah da seni. Seni var ya, seni bildiği gibi yapsın inşallah. Ya ne güzel, saçma sapan videolar izliyoruz. Jump scare koymanın manası var mı şimdi? Yani ne gerek vardı jump scare'a? Nabzın 5000'e çıktı senin yüzünden. Bir de şu örtü olmasa yemin ediyorum arkaya düşecektim ya. Ana Freddy. Ya ne oldu sana Freddy? Freddy canavar olmuş iyice ya. O ne ya? Freddy'nin canavar hali, harbi canavar hali geldi. Suyun içinde ne var? Balık mı var? Yağmur mu yağıyor? Ha yağmur yağıyor, ne olmuş? Ben bir şey görmüyorum şu an. O ne? Aa timsah var orada. Abi sen nasıl bir kamufle olmuşsun oraya? Ben de öylesine boş bakıyorum suyun içinde ne var diye. Şimdi ben böyle kayalıklardan mayalıklardan denize girerken tırsacağım. Ne gerek vardı benim tırsmama? Uyandınız. Uyandık. Çocuğumuz böyle salonun ortasında duruyor mu? Ne yapayım? Allah Allah. Dursun. Ben giderim, geri yatarım. Ne var ki yani? Evladım sen de niye dikiliyorsun kapıya karşı? Ben bir şey diyeyim, bence bu uyudu ya. Bir de öyle düşünmek lazım. Çocuklar genelde böyle oturdukları yerde, durdukları yerde falan uyuyorlar ya. Bu kesin uyudu bu. Remco. Remco neymiş? Oyuncak mı bu? Ne kadar da çirkin bir oyuncak ya böyle. Ay şunun tipine bak. Ne kadar çirkin. Ayrıca bu nasıl bir reklam ya? Herkes dönüyor böyle sert sert. Abi hiç güzel, çekici bir oyuncağa benzemiyor bu. Tablette çizim yapacaksın ha? Encanto. Ne alaka? Buradan korkunçlu bir şey mi çizeceksin? Hadi çiz bakayım. Boynunu kısalttım falan. Bu hangi animasyon? Ben izlemedim bunu. Bilmiyorum. Gözleri büyüyor falan. Kesin korkunç bir şey çıkacak ya bunlardan. Canavar falan olacaklar. Oo, bu çıktı. Hırsınç. Aslında bir yerden de çekici ya. Sevimliler yani. Canavarlar ama sevimliler. Oradan ne oluyor? Ne oldu diye yazı yazmış. Ne olmuş? Ben hiçbir şey göremiyorum ki karanlıkta. Bir gölge gibi bir şey var ama
bir şey yürüyor, bir şey geliyor ama bir şey gelmiyor da gibi. Gölgesi var. Bak bir anda kaçtı gitti, gördünüz mü? Bu ne? Aa, bu şey değil mi ya? Kral kraliçe muhabbeti değil mi bu? Bu gerçek değil sanki ya bu. Bence bunlar maket yani robot falan ama ne kadar gerçekçi yapmışlar görüyor musunuz? Harbi tırsıttırıcı yani bu teknoloji. Denizli şeyler gösterme arkadaşım. Bak denizin içerisinde yılanın ne işi var? Yılan sen karada giden bir şey değil miydin? Sen ne ara balık oldun ya? Ay geliyor geliyor, git git. Git gelme, git git. Git git başka yere git ya. Aa, ben kanoanı kiralayacaktım, kiralamıyorum ya. Şöyle bir dolu yağışında arabanın içinde kaldığınızı bir düşünsenize. Abi ben bunun daha az küçük versiyonunda arabada kaldım. Çok korkmuştum. Düşünsenize şöyle şöyle yağıyor ya. Abi kaçacak yer yok yani. Arabadan inemiyorsun, araba parçalanıyor. Önündeki cam falan da patlayabilir ya. Çok sıkıntı. Adam okyanusu çekiyordu ve bunu yakaladı. Ne o? Okyanusta bacak gibi bir şey var ama büyük bir ahtapot gözümde canlandı ya niyeyse o filmlerdeki. Karayip Korsanları'nda falan da vardı ya böyle koskocaman bir ahtapot falan. Kesin öyle bir şey olabilir. Paranormal videolar. Aa, file benziyor. Vallahi mamuta benziyor ya. Acaba mamut kaya mı olmuş? Yani o çok bence bir tesadüf ya. Bu da fil yavrusuna benziyor mesela. Tesadüf tesadüf ama ayıya da benziyor şu an. Video from Dark Web. Dark Web'ten bir video. Yani senin tipin biraz beni tırsıtmıyor değil ya. Ama ne bileyim çok da tırsmadım. Sonuçta maske yani. Ne bakıyorum? Ben de sana bakarım. Ne var? Ne olmuş? Ne var? Allah Allah. Gözden korkacak olsak gözümüzü kırpmazdık bir kere. Allah Allah. Bu ne? Palyaço otel. Bu ne ya böyle? Palyaçolar falan diyor. Ne kadar korkunç bir otel ya bu. Palyaço oteli mi olur ya? Bu ne? Otelin arkasında mezarlık varmış ya. Mezarlık yanı otel mi olur? Kaç para verseler bu otelde bir gece kalırsınız ama tek başınıza kalacaksınız. Ben 1 milyar dolara kalırım. Shin Vanish Scotch on kamera. Ne yakalandı bu kapıyı? Ne oluyor bu kapıya? Kendi kendine ne var? Rüzgar olmuş olabilir. Bir anda çarparsan ama var ya. Vallahi çok pis olurum ha. Tamam rüzgardır o. Ne olmuş ki? Rüzgar yani olabilir. Orada sirkülasyondan falan hava olmuş olabilir. Kapı bir anda kapandı. He o da kapandı. He. Geçmiş olsun. Bir anda şöyle çarpsa var ya. Yemin ediyorum bırakırım. Şimdi o açıldı herhalde. Şimdi diğeri açılacak. Abi böyle ortamlarda senin ne işin var ya tam olarak? Aa yerde bir şeyler yanıyor. Oo mumlar falan var. Aa gördünüz mü? Bir şey kaçtı. Bakın şuradan. Bir daha izleyelim. Bakın burada ışıklar falan var. Işıklardan sonra kedi gibi bir şey koştu, uzaklaştı, yok oldu, toz oldu. Bence bu tırsınçtı yani. Tırsıttı bu video beni. Birkaç yıl önce atıldı bu video. Tamam çocuk var. Ne var bunda? Oyuncak kendi kendine hareket ediyor. Yürüyen oyuncak. Ay çok korkunç bak. Şimdi yani çocuk olsaydı iyiydi de yürüyen böyle bir oyuncak bebek. Zaten onlardan korkuyorum, sevmiyorum. Oturuyorlar normalde korkuyorum. Bir de yürürse ben bittim. Bu ne? Aa Creeper. Aa daha korkunç Creeper. Bu Minecraft'ta bir mod falan mı? Lütfen biliyorsanız söyleyin bunu yükleyelim abi. Çok güzel görünüyor ya. Bayağı gerçekçi, bayağı korkunç. Abi karanlıkta video çekiyorsun tamam. Orada Connie var. Connie hareket ediyor. Kedi girmiştir içine. Ne var bunda? Yani sen bizi şimdi niye korkutmaya çalışıyorsun ki? Git bakayım. Kedidir, kedidir. Kaldır. Bir şey atlayacak. Abi. Ya ben de bir şey zannediyorum ya. Ya ben Mert Gültaş böyle şeylerden korkmam ya biliyorsunuz. Ben çok korkusuz bir insanım. Video aterrador. Tamam maske var. O niye güldü o? Bu şey Snapchat efekti falan değil mi? Normalde iki surat oluyor. Sen gülünce o da gülüyor da yani maskenin gülmesi evet sıkıntı. Neden durduk yere bir anda titreme geliyor? Onu şimdi bize gösterecekmiş. Başınıza geldi değil mi? Böyle bir anda bir şey oluyor. O olduğu zaman durduk yere birinin ruhu yanınızdan geçiyor diyor. Evet ne alakası var? İşte bir kere de öyle bir şey yok değil mi? Yani hiç titremem ki ben. Niye titreyim? Arada titriyorsunuz değil mi? Böyle bir anda diye bir irkilme geliyor. Ama ben böyle bir şey duymuştum ya. Bunu birileri daha anlatmıştı bana. Doğru olabilir bilemedim. Ne kadar da tatlı bir animasyon. Saçma bir animasyon ama tatlı. Evet tamam orada dalgıç var. Ne oluyor? Balıklar, küçük küçük balıklar var. Tamam. Oo, arkadan bir şey geliyor. Abi böyle videolar izledikten sonra ben derinlere nasıl dalayım yazın. Tamam animasyon manimasyon da yani tırsıttın beni. Aranızda bu animasyonu izleyenler varsa hangi animasyon olduğunu bir yorumlara yazsınlar. Şu anne ayıya dikkat edin diyor. Ben izlemediğim için bilmiyorum. Tamam kafeste ayılar var anladım. Bu ayıyı hatırlayın diyor. Kafasında pembe bir şey var.
Ondan sonra baba ayıyla çocuk ayı otururlarken anne ayı nerede? Anne ayı öldürülmüş. Üzücü bir şey. Hangi animasyon bu? Bu ne? Abi o Villada'nın sopasıyla böcek mi yakalanır ya? İnsan bir bardak mardak bir şey kapatır. Yakalayamayacaksın üstümüze atlayacak. Yakalayamayacaksın üstümüze atlayacak değil mi? Geliyor 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 geliyor. Suratına düştü. İğrençsin. Çok kötü bir şey ya. Benim böceklerden ne kadar korktuğumu biliyorsunuz değil mi? Ben şu an yere basmıyorum. Oo, abinin atladığı suyun korkunçluğuna bakar mısınız? Su korkunç görünmüyor mu ya? Derinlik böyle hiç dipi görünmüyor. Alttan ne çıkacak belli değil. Bir de mağara ortamda fena yani. Böyle bir suya dalar mıydınız ya? Ben kesinlikle dalmazdım. Ya bu arada aklıma benim bir şey takıldı. Bu hangi dil? Muhtemelen bu Çince ve ne yazıyor burada? Lütfen birisi yorumlara yazsın. Ben bunu satın aldım da belki küfür ediyor. Yani ne yazdığını bilmek istiyorum şu an. Suyun altında bulunan korkunç şeyler Neuchâtel Gölü herhalde. Aa, köpek balığı heykeli var. Kim koydu onu oraya? Minnesota Gölü'nde ne var acaba? Aa, 13. yüzyıldan kalma heykeller var. Ya şimdi bir şey diyeceğim. 13. yüzyılda o heykelleri nasıl diktiniz oraya? Yani ta kaç yüzyıl önce suyun o kadar altına nasıl indiniz ya? Eğer ay yok olsaydı böyle görünecekti. Nasıl görünecekti? İzleyelim. Oha! Abi düşünsenize böyle bir görüntüyü. Şuradan gördüğünüzü düşünsenize bir anda ay patlıyor. Muhtemelen o patladıktan bir 10 dakika sonra bizim yerde patlardı yani çünkü ne bileyim patlardı herhalde değil mi? Bir şey olurdu kesin. Ay, şöyle bir görüntüyü bir de hayal edin. Düşünsenize gezegen geliyor sana doğru geliyor yani nereye kaçayım şimdi? Kızılay'a mı kaçayım? Yani Kızılay'a kaçmak beni kurtaracak mı? Kesin öldün ve çok korkunç bir durum ya. Baksanıza uçak falan gidiyor. Yani o değdiği an o dünyanın sarsılması falan filan. Allah'ım sen koru ya. Ziyaret edemeyeceğiniz yasaklı adalar. Yılan adası. Ben bunu duymuştum. Adanın her yeri yılanlarla kaplı. Yani hayatımız gibi her yer yılanlarla kaplı. Diğer ada ne? Ramre adası. Burada ne var? Niye yasaklı burası? Aa, burada da timsahlarla dolu. Hatta bir sürü insan dünya savaşında ölmüş buradan geçerken. Niye o geçtiniz oğlum oradan başka yerden gidemediniz mi? WTF yani diyor ki ne oluyor yahu? Hadi git bakayım. Abi mesela bu Google Maps'te buraları nereden buluyorlar ya? Yani saatlerce dolanıyorlar mı? Git yaklaş yaklaş yaklaş. Zoom çöl mü burası? Evet burası çöl. Ne geliyor? Ay bir şey çölden korkarım ya. Hayatımda hiç çöl görmedim ama korkuyorum çöllerden. Aa bu ne ya? Yuvarlak çizilmiş. Ne var burada? Oha ayin var. Oha. O beyazlı adam var. Bu ayin var ya. Gençler burada. Burada ne? Bu ne oluyor oğlum? 50 kişi dizilmiş orada. Yuvarlak çizmişler. Taşları dizmişler falan. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bu ne? Yine ilginç bir animasyon. Ne kadar korkunç bir canavar animasyon. Ne olduğu belli değil ya. Ne kadar iğrenç bir tipi var bunun. Böyle güle güle geliyor. Oha arkasından ailesi de geliyor bak gerildim yani. Dikkatli olun böyle bir şey çıkabiliyormuş. Ne bu? Bu küçücük kolları var böyle tel tel kolları var. Ay abi animasyon manimasyon ama insanı bir germiyor değil. Şu suratın iğrençliğine bakar mısın? Bunu kim çizdi? Bilgisayarın mavi ekran verdikten sonra kenarda bir webcam ortaya çıktı. Sağ alta bakarsanız bir webcam göreceksiniz. Adamın bilgisayarını hacklemiş ve hacker webcam mi açmış? Ben öyle anladım. Düşünsenize şu an benim bilgisayar bir anda mavi ekran veriyor ve bir tane webcam çıkıyor. Karşımda adam var. Gerçekten öyle bir şey başıma gelse monitörü alıp duvara bir fırlatırım. Ondan sonra ama pişman olurum. Monitörüm gitti. Hacker'a bir şey olmadı ki. Bilgisayarınıza kesinlikle bir antivirüs kurun ve o Windows güvenlik duvarını falan her şeyi güncelleştirin. Robotun suratı çok korkunç gibi bir şey diyor. Yani evet korkunç gibi de ne bileyim. Abi, oha gözlerini açınca bir tırstım ya. Gerçek lan bu. Vallahi gerçek. Baksanıza kendi ellerini falan inceliyor. Abi bu robotlar vallahi ileride istila eder bizi bir şeyler yaparlar bize ya. Baksanıza kendine nasıl hayretle bakıyor. Kendini inceliyor. Kendine aşık olmuş gibi. Bakma bana. Git kendine bak. Kendine bak. Bana bakma. Ne? Ne yapayım? Ha, hiç gülerken de hiç çekici değil yani. Eye in the Pixar logo sees. Ne ya bu Pixar logosundaki eye? Ne diyor anlamadım ama. Tamam. Ayın gördüğü. I harfinin gördüğü. Aa Pixar logosunda geliyor böyle üstüne basıyor ya. Orada I harfinin nasıl bir şeyler gördüğünü görüyoruz. Bak geliyor ışık. Bir anda kafasına basıyor değil mi?
Abi hiç kendimi ayın yerine koymamıştım ya. Gerçekten acıdım ona şu an. Fotoğrafçı tam fotoğrafını çekecekken bir tane sivrisinek lensin önünden geçmiş. Ama ortaya çıkan fotoğrafa bir bakar mısınız? Yani dev bir sivrisinek dünyayı istila etmiş gibi durmuyor mu ya? Bence dünyanın en korkunç ve şop olmayan fotoğraflarından birisi. Bu ne? Çamur. Tamam, ne oluyor? Çamuru suyun içine attı çamuru. Ay kesin bir şeyler olacak. Bu ne be? Ay, yılan balığı mı bunlar? Ne iğrenç bir şeyler. Demek ki bunlar çamur değil. Bu yem ve adamlar galiba yılan balıklarını besliyorlar ama yani bu kadar kötü bir balık türü daha görmedim hayatımda. Çok kötü ya. Oraya düştüğünüzü düşünsenize, böyle etrafınızda makarna gibi bir sürü yılan balığı. Bu ne? Aa, dönen karıncalar. Ben bunu biliyorum desem. Sebebini biliyorum. Siz biliyor musunuz sebebini? Bunun sebebi, bir tane karınca yönünü şaşırıyor, kafası karışıyor falan. Dönmeye başlıyor. Diğer karıncalar da onu takip ettiği için böyle sonsuz bir döngü oluşuyor. Hatta buna ölüm dönüşü mü ne, öyle bir şey diyorlardı. Odanıza bir tane saat aldınız. Koydunuz yatağınızın yanına. Böyle bir şeyler yapıyor saat bak. Bir anda 6-7 falan filan oluyor. Ben derim ki aha patlayacağız, aha bomba koydular yatağıma falan diye bir korkardım. Bir kalp krizi geçirirdim o an. Son videomuz kedilerin sıvı olmadığını iddia edenlere gelsin. Bu kedi sıvı değilmiş. Abi kapının içinden geçti geldi hayvan ya. Yani her ne kadar benim kedim de olsa mesela, ben korkardım yani. Bakardım böyle, lan kedim ne yapıyorsun lan sen? Terk edilmiş animatronics before ve after. Bu ne ya? Aa, bu o animasyonda bu kullanılmış, sonra terk mi edilmiş? Ben bu animasyonu bilmiyorum ama bayağı da korkunç bir şeye benziyor ya. Bunu kim yaptı böyle? Çok çirkin ya, böyle bir oyuncak olmaz olsun yani. Şurada dursa gece bunu görsem. Hayır, bunu düşünmek bile istemiyorum. Let me know what you think. Ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Bir şey geliyor. Abi bir şey, bir karaltı geldi orada bir şeye vurdu, adamın suratına fırlattı, onu uyandırdı. Ya biz de böyle gece böyle şeylere uyanıyorsak? Abi neydi o karanlık ya? Ayrıca şunu diyeceğim, insanlar neden yatak odasına kamera taktırıyor abi? Deli misiniz ya? Ben mesela çok korkardım, kamera görüntülerimi izlemezdim kesinlikle. Zaten kamera oldu mu da uyuyamam yani. Ben ona poz vermekten şöyle uyuyamam ki. Hep onu düşünürüm. En iyisi gece uyurken kendinizi kayda almayın, hiçbir sorun kalmaz. Allah Allah. Bir şey yapmaya çalışırkenki 31. günüm falan diyor da anlamadım. Ne yapıyor abla? Arkada adam var. Vallahi da arkada adam var. Bak nasıl pis bakıyor oradan. Pislik. Kesin abla bunu TikTok'a attı. Ondan sonra baktı şöyle videosuna. Ondan sonra oraya baktı. Sonra zaten cor. Böyle şeyler de korkunç ya. Video çekiyorsun, fark etmeden biri seni izliyor böyle pis. Eğer bu videoyu yorganın altında izlerseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü yorganın altındayken size kimse hiçbir şey yapamaz. Hiç Atakus'un nasıl uyuduğunu merak ettiniz mi diyor. Ben daha demin Google'a gittim, Atakus yazdım, kelebek çıktı. Atakus neyse artık, böyle tövbe estağfurullah, uzaylı gibi de slime gibi de bir şey. Atakus'un ne olduğunu bilenler yorumlara yazsınlar. Kelebek çıkıyor yani. Bu kelebeğe de hiç benzemiyor yani. Ne? Abi şöyle korkunç animasyonlar yapmayın lütfen ya. Bu nasıl bir palyaço? Şu tipe kılığa bak. Yani yok oldu. Böyle animasyonlar niye yapıyorsunuz ya? Bizim psikolojimizi bozmaya mı? Arkanda değil mi? Pizza. Pizza açayım da öleyim değil mi? Ya ben ne dedim sana? Böyle animasyonlar yapmayın. Sırada yine ilginç bir video. Şu an cupcake kafalı birisi. Ne yapıyor? Hasta mı yapıyor? Tamam yapsın. Kafasına niye şey takmış ki? Aa, bu suratlı pasta. Korkunçlu suratlı pasta olacak galiba. Yap bakayım. Ne geldi? Göster. Ya kafandakini çıkar ya. Korkunç duruyor. Gözlerinden kan akan surat pasta. Gerçekten dünyanın en itici pastası yani. Tadı güzel olsa da bu yenmez. Oo, bir drone görüntüsü mü bu? Valla efsane bir drone görüntüsü şu an karlı bir haritada. Korkunç olan şey ne? Adam koşuyor. Aa, arkasında ayı var. Kaç yemin. kaç. Arkasında ayı var. Ayı drone'a saldırmasın. Valla saldırmadı da. Arkanızda ayı kovalasa ne yapardınız ya? Şimdi ondan hızlı koşma şansın yok. Ağaca tırmansan zaten ayılar tırmanma uzmanı. Ölü taklidi yapsak bence o hurafe ya. Eğer bir gün sizi ayı kovalarsa sakın ölü taklidi yapmayın. Bence en iyi çözüm ellerimizi falan kaldırıp diye bağırmak falan olabilir. Otoparka arabanızı almaya gittiniz ve böyle bir manzara. Her tarafın aydınlık olması evet güzel ama ortada bir sis var. Ben mesela şöyle bir ortamda arabamı almaya gitsem gidemezdim. Ya da içimden şarkı söyleye dua okuya gitmem gerekirdi. Sisin orada ne işi var, ne oluyor? Neyse ama bu daha level 1 korkunç.
Şu an klostrofobi oldum. Klostrofobim yoktu ama oldum. Hayatımda bundan daha korkunç ve oturduğum anda başıma kesin bir şey geleceğinden bu kadar emin olduğum bir tuvalet görmedim. Şu an gerçekten bir heyecanlandım, bir tırstım. Şu an orada oturup tuvaletimi yaptığımı düşünüyorum. Düşünsenize, koridorun karşısında bir insan silüeti geliyor. Abi kaçacak hiçbir yer yok. Çünkü bu kadarlık bir yerdesin. Hadi oraya tuvaletini yaptın. Orada elini yıkaman gerekiyor. Gerçekten gerildim ya. Abi bu nasıl bir tuvalet? Bir insan burada elini yıkayamaz. Yani şurada yürürken kesinlikle başıma bir şey gelecek. Adamın mert olduğundan eminsem başıma bela geleceğinden de burada çok eminim. Kaç para verseler daha deminki klozette tuvaletinizi yapıp bu lavaboda elinizi yıkarsınız. Ben 10 bin liraya yaparım. Bu fotoğraf bir tek beni mi tırsıttı biraz? Bütün bina boşken neden bir adet ışık yanıyor ve bu odada ne oluyor? Bir arkadaşınızla buluşacağınızı düşünün. Size attığı konum bu. Kanka ben geldim, hani kimse yok diyorsunuz. Kanka işte binanın en üstten 1, 2, 3. katındayım. Işık yanıyor, oraya doğru gel diyor. Gelemem kanka, gelemem. Bu ne? Tövbe estağfurullah, bu adamın yerinde olmak da çok zor. Düşünsenize, bütün bina bomboş. Bizim binanın bomboş olduğu oluyor çünkü bizimki küçük bir apartman. Ama bu kadar büyük bir binanın bomboş olması, yani o merdivenlerden çıkmak, o asansöre binmek falan, tırstım. Düşüncesi bile tırsıttırdı. Bu ne? Lavabonun altında bir şey var. Lavabonun altında bir şey var ve orayı yemeye çalışıyor. Dışarı gelmeye çalışıyor. Ne ya bu? Bir ağız görüyorum, bir el gibi bir şeyler görüyorum. Sizce bu ne olabilir? Fare falan mı? Ama baksanıza, o demiri ısırıyor ya. Abi fare herhalde ya. Ay fareden korkarım. Geçen bir parka gittik akşam oturalım diye. 15 metre ilerimizden bir tane fare geçti. Arkadaşım dürttü, kanka bak bak fare diye. Baktım ve sizce ne yaptım? 2 saat oturduk, ayaklarımı yere basamadım. Korkuyorum çünkü ya gelip ayağımı ısırırsa? Anasının da... Lavaboyu yemeye çalışıyor, benim ayağımı tabii yer. Köpeğiniz geceleri şöyle hareketler yapsa ne yaparsınız? Köpek geceleri böyle oluyormuş. Bakın bir garipleşiyor. Gözlerin ışıklanması zaten bir korkunç. Abi geliyor böyle sakin sakin bakıyor sadece. Böyle bakıyor. Ondan sonra yine bir kalkıyor böyle. Bir hareketler böyle, bir seni tanımıyorum, sen nereden geldin gibi demeler. Bir şey var yani, ortamda bir şey var, anlıyor musunuz? Bak yine geliyor. Abi bir şey oluyor. Ondan sonra tekrar atlamaya falan başlıyor. Gözlerini de kısmış. Yavaş yavaş geliyor. Ben korkarım abi. Böyle etrafa bakıyor. Köpek de korkuyor, görüyor musunuz? Bir şey var ortamda yani. Hayvan da ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ben Golden seviyorum ya. Vallahi yani o bir şey görse de zaten hoş geldin hoş geldin diye güleceği için korkmayız. İnsanları buraya gömmüşler ve o alttan bir yerden ses geliyormuş. Böyle tık 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 sesler geliyormuş. Bilerek sesi kapattım. Şu an ben de bilmiyorum videoda ne olacağını. Bir şey falan atlar diye tırstım. Ha, demek ki bir ses geliyor. Orada adam da korktuğuna göre biz daha çok korkardık. Faredir be. Ne olacak ki yani? Fare gelmiştir ya. Tabii efendim. Ne buldun? Google Earth'te ne buldun? Buzulların yukarısındaydı galiba. Zoomla zoomla. Burayı nereden buldun sen ya? Google Earth'te mi geziyordun boş boş? Nasıl bir ada çıktı oradan? Nasıl oldu o? Gayet günlük güneşlik bir ada çıktı. Neresi burası? Odaya mı geldi? Nasıl ya? Abi adadaydık, hani odaya nereden geldik? Ne oluyor? Bunu kim çekti, yükledi buraya ya? Allah Allah. Hiç anlamadım ama normal bir şey olmadığına eminim. Bunu 1 milyon dolara yapar mıydınız? Yapmam. Kesinlikle yapmam. Yapamam. Yani olmaz. Parmağım şey olur, uyuşur. Vücudum uyuşur. Kaçarım giderim, korkarım. 1 milyon dolara şu örümceğin arkasını sevebilir miydiniz ya? Aman aman. Yine kaşıntı geldi. Demek ki ben örümceğin yanında olsam neler olacak? Karanlık merdivenlerden inmeyin ya. Bir şey atlayacak, kesin atlayacak. Ben çok şeyim, tamam. Çok hazırlıklıydım zaten. Ben biliyorum ya, bir şey atlayacağı zaman ben hissedebiliyorum. Gece daha fazla korkunç olan yerler. Neresi? Okul. Kesinlikle okul daha korkunçtur ya. Şu görüntüye baksanıza. Kim okulda sabahladı? Ben sabahladığım için biliyorum. Okul gerçekten geceleri çok korkunç oluyor. Bizim okulun uzun uzun koridorları vardı. O koridorun bir başından girdiğiniz zaman sonunu görüyordunuz ve o sonunu görmek hiç iyi olmuyordu. Bir saçma sapan sınıflardan insanlar çıkıyordu falan. Korkuyorduk gece gece. Anyways, ara sokaklar değil mi? Ara sokaklarda geceleri çok korkunç oluyor ya. Allah'tan bizim sokağın arası yok. Yani bizim sokak geniş geniş sokaklar. Hollywood yarasalara bir
şeyler yaptı. Onlar öyle korkunç hayvanlar değil gibi bir şey diyor da sence de biraz korkunç değil mi ya? Yani bilmiyorum. Sevimli de görünüyor olabilir ama kesinlikle benden uzakta daha sevimli. Yarasa burada uçuyor geceleri şu kadar. Bu nasıl yarasa ya? What's that? Ne abi? Ellerine sokmasana o taşların aralarına. O ne ya? O ne öyle? Bir şey vardı ama bir şey göremedim gibi de oldu. Bir daha bakalım. Tamam. O ne? Surat var ya orada. Bir surat var ama fake ya. Alttan arkadaşı çıkmış bizi korkutmaya çalışıyor. Ölmeden önce görmeniz gereken fotoğraflar ne o? Örümcek hani nerede? Yalan mı? Yalan de ya. Yalan de yalan yalan. Öyle bir örümcek yok. Hayır inanmıyorum inanmıyorum. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. O kadar örümcek olur mu ya hiç? Onların var olması bile beni korkutuyor şu an. Ribbon Worms atak ne ya? Ay bu nasıl bir saldırma şekli? Gerçekten hiç görmeye ihtiyacım yoktu böyle bir saldırıyı. Solucan o bir şeyler çıkardı. Venom gibi dağıldı etrafa. Gözlerinizi küçük kızın üzerinde tutun. Tamam çocuk var. Nerede? Kapı aç bakayım camın orada. Hani nereye gitti ya bu? Orada çocuk vardı daha demin. Cama vuruyor. Bak ha o da gitti. Geçmiş olsun. Ben de gideceğim yavaştan birazdan kalpten. Sinemadayken insana böyle bir şaka yapılır mı ya? Korku filmi izlerken adama yaptıkları şakaya bak. Abi bu nasıl şaka? Böyle bir şey yapılır mı ya? Gerçekten insanlık dışı yani. Korku filmi izliyorsun yanına dikilmiş öyle siyah siyah sana bakıyor. Lonely Skinwalker Couching Cave. Mağarada bir şey yakalanmış ama ne yakalanmış onu anlamadım. Skinwalker ne demek? Bir şey mi o? Ne o? O git buradan git. Kaç. Orası simsiyah bir şey var orada. Suratı tövbe estağfurullah suratı var mı? Ay kaç kaç. Abi ne bakıyorsun kaç git. Yavrum mağarada ne işin var senin? Sonuna kadar izle. Ayakkabıda ne o? O ne ya? Ay koy 40 ayak mı? Sağ olun. Al yerlere basmıyorum artık. Sağ ol. Teşekkürler. Çok korkarım. 40 ayaktan gerçekten çok korkarım. Abi çok garip bir hayvan çünkü ya. Ayakkabının ta içine kadar girmiş. Ay vallahi sende de büyük cesaret varmış ya. Onu tuttun attın oraya. Benim ayakkabımın içine girseydi siz ne yapacağımı iyi bilirsiniz yani. Ayakkabıyı atarım. Neyse o zaman ben de yavaştan yine örümcek fobisi başlamadan videoyu kapatayım bari. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Tüylerinizi diken diken yapacak garip görüntülere baktık. Ben genelinden çok korkmadım da işin içine böcek girdiği zaman bende bitiyor. Eğer videomu izlerken hem korktuysanız hem de eğlendiyseniz ve her gün bu tarzda videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalım 300 bine doğru gidiyor. Lütfen oradan da beni destekleyin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.